Merhabalar, Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 tane merserize ip kullanacağım arkadaşlar. Tığ numaram da 2,5 milim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir tane kilit olarak kullandım. Şimdi bunu saymadan buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Hemen baştaki zincirime batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Hemen şu artık ipimi de bu tarafa alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Aynı zincirimin içine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batıp bir tane daha trabzan yaptım. Aynı zincirin içine batıp bir tane trabzan yaptım. Buraya zincirle beraber 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve tekrar zincire batıyorum. Yuvanın içine batıp buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Yine 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Yine tekrar yuvaya batarak trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar aynı yere batarak 4 tane trabzan yaparak motifimizi bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki ilk zincirin tepesine batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane zincir çekerek hemen makasımı alıp kesiyorum. Şöyle hemen kestim. Bu şekilde birinci motifimizi yaptık. Bunu da arkadan saklayabiliriz. Şöyle hemen şuradan batıp buradan da alıp buradan çektim. Bir tane daha zincir çekip ondan sonra sıkılayacağım. İyice çektikten sonra hemen bunu ve başlangıç ipimizi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapıp tamamladık. Şimdi krem rengimize geçelim. Hemen krem rengi ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekip buraya zincirimin içine herhangi bir yerden batarak şöyle sabitledim kenarımı da. Herhangi birinden başlayabilirsiniz, fark etmez. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 tane buraya ikili trabzan yaptık. Başına alıyorum. Hiç zincir çekmeden bir sonraki
zincire batarak buraya da yine trabzanlar yapacağız. Şöyle kenarı aldım. Tekrar buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu şekilde arkadaşlar buraya 11 tane trabzan yaparak motifimizi tamamlayalım. Şöyle burayı da yapıp 11'e tamamladım. Hemen buraya geliyorum. Zincirin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane zincir çekip hemen makasımı alıyorum. Ve keserek bunu arkadan saklayalım arkadaşlar. Az evvel nasıl yaptıysak o şekilde saklayalım. Yine zincir çekerek saklayacağım ben. İyice sıkıladım. İpimi kesip şimdi bundan arkadaşlar 5 tane motif olana kadar yapıp tamamlayalım. Arkadaşlar 5 tane motifim olana kadar yapıp hepsini tamamladım. Şimdi ekleme kısmına geçelim. Şöyle arkadaşlar ikinci rengimi koyu renkle ekleme yapacağız. Şöyle herhangi bir yerinden yani köşelerinden başlayabilirsiniz. Hemen buradan ipimi aldım. Şöyle de birazcık üstüne geçeceğim. Buradaki 11 tane sık iğne trabzan üstüne sık iğnesi yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğnemi yapıp tamamladım arkadaşlar. 11 tane trabzanı tamamladıktan sonra hemen karşıdaki trabzanların tepesine batarak hemen buraya şöyle 11 tane yine trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane de buraya yapıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane daha diğer motiflerden alıyorum. Yine buradan birinci herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Yani şu kenar kısımlarından buradan batıp şöyle eklememi yaptım. Eklememi yaptıktan sonra hemen buna geçiyorum. Yine 1 oldu o. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yapıp tamamladım. Tekrar bir sonraki trabzanların tepesine batıyorum. Yine buraya da 11 taneyi trabzanlarımı yapıyorum. 3 11 tane yaptıktan sonra bir sonraki motifimin şöyle kenarından hemen başlıyorum.
İlk sık iğnemi buraya yapıyorum. Tekrardan aynı şekilde her bir trabzanın başına bir kere batarak bu şekilde 5 tanesini de ekleyip tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, hepsini yapıp tamamladım. Hepsini eklemiş oldum. Şimdi diğer eklemelerine geçelim. Şöyle düz tarafları dışa gelecek şekilde, ters tarafları da içe gelecek şekilde katladım. Burada ilk trabzanın tepesine batarak şuradan şöyle ikisini yan yana getirdim. Buradaki ilk trabzana ve karşıdaki ilk trabzana batarak buraya ikisini beraber ekledik. Öndekini bırakıyorum. Arkadakine batarak buraya 11 tane trabzanımı sık iğnemi yapıyorum. Eklediğimizle beraber arkadaşlar 11 tane buraya sık iğne yapıp tamamladım. Şimdi şöyle, şu ters taraflar her zaman içte kalacak şekilde, şimdi bu şu aradakiyle şunla şunu birleştiriyoruz. Kameramızı netledik. Şöyle ikisini ters taraflarını getirerek buradan düz tarafından İlk trabzandan batıyorum buradan. Burası bitiş yerleri olduğu için ve buradan da ilk trabzanın tepesinden batarak bunların ikisini beraber ekledim. Burada bir tane sık iğnemiz oldu. Yine öndekini bırakıyorum. Arkadaki sıradakine batarak 11 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle 3 4 eklediğimizi de sayalım. 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11'i de ek saydım. Hemen şuradaki karşıdakine geçip birinci sık iğnemi hemen yaptım buraya. Bunu bu tarafa alıyorum. Şöyle rahatlıkla görün diye. Bu eklediğimizin sık iğneleri yaparak tekrar geri geliyoruz. Burada 11 tane trabzan var. Tepesinde de 11 tane sık iğne yapıyoruz zaten. Yani çok saymanıza da gerek yok. Şu ekleniş yerlerini unutmayın. Buralar biraz son bitiş yerlerimiz burası. Şimdi bitirdikten sonra tekrar burada yine ters taraflarını tersine getirelim. Tersler tersine gelerek şöyle biriktiriyorum. Yan yana getirdikten sonra buradan hemen birinci trabzanın başından şu ortadan ve buradan da diğer trabzandan batarak ikisini birbirine ekliyorum. Yine öndekini bırakıyorum. Arkadaki sık iğnelerimi yaparak başa kadar geliyorum. Şöyle son yere de battım. Tekrar buraya batıp eklememi yapıyorum. Eklememi yaptıktan sonra buradaki sık iğneleri yaparak tekrar geri geliyorum. Şöyle tam dibine de batarak
tamamlıyorum ve yine bir sonrakine geçiyoruz. Yalnız şöyle emin olun, tersi tersinde olması gerekiyor. Şöyle terslerini tersine getirerek yine biriktirdim. Buradan hemen batıyorum. Buradan ve şuradan. Bunları da aynı şekilde şöyle sık iğnelerini buraya kadar gidip tekrar geri gelelim. Şöyle sık iğnelerimi yapıp ikisini de tamamlayıp geldim. Şimdi son iki tane biriktirmemiz kaldı. Bir tane de burada yarımımız var. Yarımını ilk başta yapmıştık. Hemen buradan batıyorum. Şuradan ve arkadakini de alarak bunları beraber biriktiriyorum. İkisini ekledikten sonra tekrar bunu öndekini bırakıyorum. Arkadakinden devam ediyorum. Buradaki sık iğneleri yaparak tekrar buraya gelip tekrar geri gelelim. Sonundakini beraber yapalım. Şöyle arkadaşlar, ilk başlangıç yerimize geldik. Birini burada yapmıştık. Sadece bir kanadımız kaldı. Şimdi bunu da buradan ekleyelim hemen. İlk yine diğerinde nasıl eklediysek bunda da aynı şekilde ekliyoruz. Hemen buradan ilk sık iğneden bastım ve şimdi tekrar buna batıyorum. İkisini beraber ekledim ve kapattım. Buradan hemen bu kalan son trabzanların başına batarak sık iğnemi yapıyorum. Şöyle ekleniş yerine de batıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bunu şöyle arkaya alacağım. Ve motifimiz bitti. Şimdi bunları düzeltelim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben motifimi yapıp bitirdim. Ortasına bir tane de düğme diktim. Siz isterseniz inci dikebilirsiniz. Herhangi bir aparatla da süsleyebilirsiniz veya hiç süslemeden de açık bırakabilirsiniz. Bundan çok güzel yatak örtüsü yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarından birbirine tutturarak arkadaşlar, şu kısımdan, şu kısımdan, şu kısımdan ve şu kısımlardan birbirine ekleyerek çok güzel bir yatak örtüsü yapabilirsiniz. Çocuklarınızın bazalarına çok güzel tek kişilik böyle küçük battaniyeler yapabilirsiniz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.